Piyanoyu kim çalıyor? Hepimiz çalarız biraz. Barış en iyimizdir ama. Ne güzel. Oğluna torpil geçtiydi. Ama öyle. Sen küçükken bahçenin altını üstüne getirirken Barış saatlerce çalışırdı. Güney, sen de öğrenirsin artık oğul. Çok güzel bir yemek yedik. Ellerinize sağlık. Ben o... Teşekkür ederim. Sağ ol. Özellikle o kuşkonmazlı süfleyi eve gidince deneyeceğim mutlaka. Bakalım becerebilecek miyim? Efendim, kahvelerimiz de geldiğine göre... sebebi ziyaretimizi konuşabiliriz. Bizim... Babacığım, affedersin. Efendim? Ben sizi bu tören stresinden kurtarayım o zaman. Banu'ya evlenme teklifimi kabul ettiği için bir kere de sizin yanınıza teşekkür ediyorum. Onu ömür boyu mutlu edebilmek için tüm varlığımla çalışacağıma da söz veriyorum. Böyle kız istemedi, görmedim. Güney ne istediğini iyi biliyor. Nasıl isteyeceğini de. Beylik sözleri kaçırdım ama bu ritüeli tamamlamak bana düşecek herhalde. Sözleşmeyi bugüne yetiştirdim. Bunu da imzalarsak verdik gitti diyebiliriz artık. Sözleşme mi imzalanacak? Ama bu gece ortaya çıkarma şart mıydı? Ne sözleşmesi bu? Hazır işi resmiyete dökmüşken bu gece bunu da halledelim dedim. Ne var? Ne yapmaya çalışıyorsun? İmzalamayı kabul etmiştim. Tamam Barış. Bunu şirkette halledelim lütfen. Bir dakika. Ne sözleşmesi bu? Kim imzalıyor? Neyi imzalıyor? Bir dakika. Evlilik sözleşmesi. Gerçi biz Güney'le konuşup anlaştık, hallettik ama gerçekten Barış, konuyu bu gece gündeme getirmenin ne anlamı var? Ne yapmaya çalıştığını ben de anlayamadım. Ben herkesin haberi var sanıyordum yani. O yüzden bir sakınca görmedim. Hay Allah, özür dilerim. Her neyse, madem konu açıldı, ben de size şöyle söyleyeyim. Bu sözleşme her iki tarafında lehine bir durum. Banu ile Güney'in haklarını koruma altına almak için düzenlendi. Banu ile evliliği süresince Güney eşi sıfatıyla maddi manevi bir takım haklara sahip olacak. Tabii ailesi de. Yani şimdi size uç noktalarda bir şeymiş gibi görünebilir ama bizim çevremizdeki herkes evlenirken bu sözleşmeleri imzalıyor. Yani normal bir şey. Neyse, konuyu kapatalım. Bu gece kutlama gecemiz değil mi? Hayatım, biraz daha şampanya. Hayatım, biraz daha şampanya. Öyle mi susturacak seni? Her ağzını açtığında eline bir kadeh tutuşturup böyle mi kesecek sesini? Tamam yeter Sami. Yol boyunca yedin çocuğu. Yok, kabahat bende. Kabahatin büyüğü bende. Gelmeyeceğim dedim. Gene kalktım gittim huzurlarına. Oğlumuzu haşmet mehaplara mahcup etmeyelim dedik. Gördüğümüz muameleye bak. Ne oldu? Bir de utanmadan Güney'in de hakları olacak diyor. Ailesi de faydalanacakmış efendim. Ne oluyor ya? Hangi haktan faydalanacağız ya? Hangi haktan söz ediyor bunlar? Biz Sinan Er sosyal tesislerinden mi faydalanacağız? Oğlum, ne iş? Bırak. Ayıp lan, ayıp be. Resmen servet avcısı ilan ettiler bizi. Ya ben herhangi biriyle evlenmiyorum. Banu Sinan Er'le evleniyorum. Tabii ki böyle bir şey isteyecekler. Ne dediler? Bir kere ben kabul ettim. Size ne? Ulan eşşoğlu eşek. Madem kabul ettin, bari al eline boş bir kağıt, at altına boş yere imzayı, ver ellerine. Bu kadar ezdirme kendini. Bu kadar rezil etme bizi de. Ya herkes evlilik sözleşmesi yapıyor. Ne var bunda kızacak? Ne var yani? Ne oldu? Evlilik sözleşmesi mi istediler senin?
Bizim gözümüz tabii onların paralarında ya. Menfaatimiz için kalktık, gittik ayaklarına. Ulan şu kadarcık bile haysiyetimiz yok be onların karşılarında. Şu kadarcık. Ne oldu? Tuttular, nal gibi sözleşmeyi dayadılar burnumuza. Biz açamadık ağzımızı, konuşamadık. Niye? Çünkü elimizde şampanya, şampanya içiyorduk o sırada. Allah muhafaza, o şampanya tutar da gırtlağımızdan kaçar, boğuluruz sonra. Ya bunlar bizi ne zannediyorlar ya? Ha? Konuşma. Yangına körükle gitme sen de oğlum. Adama bak ya. Adama bak ya. Bana bir söz bile bırakmamış söylenecek. Bile bile vermiş kızın eline yuları. Şimdi kız gözümüzün içine baka baka elinde yular bir oraya bir buraya. Bir aşağı bir yukarı sürükleyip duruyor boynundan. Tamam oğlum hadi sen çık yukarıya da yat hadi. Sen halletmişsin her şeyi. Vermişsin sözü, bitirmişsin işi. E bu iş bittiyse niye bizi sürüklüyorsun oraya da rezil rüsva ediyorsun? Bana bak, benim bugüne kadar boğazımdan tek bir haram lokma geçmedi. Emeğimin, bileğimin hakkıyla, alnımın teriyle kazanmışım ben ekmeğimi. Ne hakkı vereceklermiş onlar bana? Kimin hakkını kime vereceklermiş? Soksunlar. Ya yeter be, yeter! Yeter! Bize reva görülen muameleye bak. Adamın yaptığına bak, verdiği cevaba bak. Ulan kalkıp gidelim bile demedin be. Yalayıp yuttun bütün lafları. Yalayıp yutturdun bize de. Puh lan senin kalıbına. Çöl kendisi. Baba tamam. O kadar pohpohladığın kızı da gördün Handan Hanım. Başarılarıyla peh peh gerindiğin oğlunu da. Okumakla, tahsille olmuyor bu işler. Adam olmak lazım, adam. İnsan olmak lazım. Baba tamam. Gel içeri, gel. Tamam, tansiyonun çıktı yukarı. Gel içeri. Çıkacağı kadar çıktı zaten. Thank you.